Bakın Bediüzzaman Hazretleri Ramazan orucunun hikmetlerini anlatıyor, Hoca Efendi mutlak manada orucun hikmetlerini anlatıyor. Çok önemli bir reçete, şayanı tavsiye bir reçete. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şu hadisiyle bunu teyit, et, teyit etmektedir. Kim oruçlu iken yalan konuşmaktan ve kötü hareketlerden vazgeçmezse bilsin ki onu yani yeme içmeyi, onun yeme içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. O insanın yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Eğer o insan oruçlu haldeyken gıybet ediyorsa, yalan söylüyorsa, kötü hareketlerinden vazgeçmiyorsa, ne oluyor? Tuttuğu oruç sadece yeme içmeyi terk etmekten ibaret kalıyor. Ama Allah'ın buna ihtiyacı yoktur bilsin ki diyor Efendimiz. Oruçlu kişi dilini korumanın yanında gözünü de harama bakmaktan, kulağını fena şeyleri işitmekten men etmeli. Yani bir efendim internette dolaşırken, bir reklam filmi seyrederken, bir film izlerken karşılaşması muhtemel insanın haram sahneler varsa eğer onlardan da gözünü men etmeli. Gözünü ibadete, kulağına hak sözlere, Kur'an'a yönlendirmeli. Hasılı en mükemmel oruç, mide ile birlikte göze, kulağa, kalbe, hayale, fikre, sair organlara da tutturulan oruçtur. En mükemmel oruç. Onların haramlar ve mala yani şeylerden alıkonularak kendilerine mahsus ibadetlerle meşgul edilmesi ancak oruçla mümkün. Kulağa e, rahmani sesler, Göze rahmani seyirler, hayale rahmani sinemalar, işte bunları temin eden ibadet oruçtur. Bunun yolu ise insan vücudundaki büyük bir fabrika hükmündeki mideyi oruç vasıtasıyla kontrol altına almaktan geçer. Hani insan bir e, makine hükmünde, bir fabrika hükmünde biliyorsunuz, ama bu fabrikanın büyük bir fabrika hükmünde bir midesi var. Bu fabrikanın içerisinde çok büyük bir fabrika hükmünde bir mide var. Bunu kontrol altına almak gerekiyor. Çünkü o kontrol altına alınırsa diğer azalar da kolayca, kolayca tabi kılınıyor. Neye tabi kılınıyor diğer azalar? Kalbe tabi kılınıyor. Üstad diyor ki mide dolu olduğunda bütün azalar, en yüksek performansta çalışıyor ve hep mide hesabına çalışıyor. Bütün azalar. Ciğer mide hesabına çalışıyor, bağırsak mide hesabına çalışıyor. Ama eğer mide boşsa o azala, azalar artık kalp hesabına çalışabiliyorlar. O azalar kendi virtlerine, kendi zikirlerine, kendi amellerine dönebiliyorlar. Hatta Bediüzzaman Hazretleri o fabrikadan çıkan dumanlar diyor. Bakın mide çok dolu olduğunda biliyorsunuz fabrikadan çıkan dumanlar e, iz, pas e, göz gözü görmez hale getiriyor. Ne oluyor? E, duygular matlaşıyor. Duygular matlaşıyor, hisler matlaşıyor e, mide dolu olduğunda. Onlar bile o isin dumanın altında, fabrika isinin dumanının altında kalıyor duygular. Arzular, istekler, hakikate ilişkin Evet, işte onları kalbe tabi kılmanın, akla tabi kılmanın, ruha tabi kılmanın formülü oruç. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her insanın zinadan bir payı vardır ve bunlardan kurtulması pek zordur. Gözün zinası harama bakmak, dilin zinası haram konuşmaktır. Nefis buna can atar diyor Efendimiz. Nefis buna can atar. Organları ise onun bu isteğini ya kabul eder ya da reddeder. Yani nefis can atıyor harama baksın, haram dinlesin diye ama organlar bunu bu isteği ya kabul ediyor ya reddediyor. Organların bu isteği reddedebilmesi için ne olması gerekiyor? Kendilerine mahsus ibadetle meşgul olması gerekiyor. İşte maalesef günümüzde bu tür günahlar çok yaygındır. Yani haram dinlemek, harama bakmak norm haline gelmiş. Yani o şarkıların içerisindeki haramlar o sözlerin içerisindeki konuşulan sözlerin içerisindeki haramlar o kulağa gelen o göze takılan haramlar çok yaygındır diyor hoca efendi halbuki günah her yönüyle her haliyle her ünitesiyle her müessesiyle şeytana hizmet eder yani zina etmiyoruz ama gözün zinası da şerre hizmet ediyor şeytana hizmet ediyor e, kulun zinası da şeytana hizmet ediyor Günahlara karşı İslam'ın ortaya koyduğu bir kısım düstur ve esaslar vardır. İnanan insanlar bu düsturlara başvurdukları sürece günah girdabına kapılmayacak, günah selleriyle sürüklenmeyecek ve yok olmayacaklardır. Fakat İslam'ın esaslarına riayet edilmediği zaman insanların tıpkı kütükler gibi bu günah sellerine kapılıp sürüklenmeleri mukadderdir. Kütükler gibi... Bakın günah selleri diyor hoca efendi bu kadar Eğer Kur'ani prensiplere, İslami prensiplere sadık kalmazlarsa